Sevgili Enamorat benim seyircileri, efendim haftanın son gününde de işimizi öncelikle masa kurarak başlayacağız. Evet. Yıldız Hanım'dan herkes şık bir davet sofrası bekliyor. O zaman 3-2-1 diyorum ve hemen başlayalım, masayı boşaltıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, süremiz başladı. Bayağı bir sarı kombin görüyorum ben burada. Sarı peçeteler, sarı yağdanlık mı diyor ne onu? Yaz kombini bakın, yeşili, sarısı. İçimi yansıtmak istedim Kadir Bey. İç dünyan bu kadar renkli mi senin? Ben renkli bir insanım, renkliyim. Yıldız Hanım haftanın son masası olan final masasını renkli bir şekilde kurmaya başlıyor. Yıldız Hanım'dan hiç güzel bir masa beklemiyorum. Eleştirileri tamamen altı boş kalacak. Rezalet bir masa bekliyorum. Çok eksik olacak. Benim masamdaki yaptıklarını yaparsa da tamamen özentiden dolayı olduğunu düşünüyorum. Kendisi asla düşünemez onları. Hey gidi hey. Ne oldu? Hey gidi kızım. Ah ah. Şimdi bu çiçeği nereye sürdüysem? Daldanlara. Oho. Onu şöyle uca koymayı düşünüyorum aslında. İstersen bir yarışmacıyı kaldırayım masadan. Onun yerine koy gitsin. Bu burada olmaz. Bunu göremeyiz. Kamera var ya, bizim önümüzü göremezler. Bunu ortaya koyayım o zaman. Ama bu da şurada çok şık oldu ya. Çeri çöpü kaldırın bence. Çeri çöpü mü? Bu çok daha güzel. Çiçek daha ya, iyi bence. Ya çiçek de güzel de. Çiçeği koymayın o zaman. Şöyle mi yapsam? Bu arada süremiz gidiyor bizim, biliyorsun değil mi? Ay Allah! Evet, bardakları koyuyorum, hemen beni oyaladınız, ben hiç söylemeyeceğim bundan sonra. Kız! Hep dış sesin yüzü. Hadi işte, sen neyi unuttun? Supraları koymayacak mısınız? Koymayacağım, vazgeçtim. Ah, patladı masa. Nereye koyuyorsun çatalı bıçağı? Şimdi şöyle şuraya güzelce sokuşturuyoruz. Şimdi bu çiçeği buradan alıyor muyuz, koyuyor? Bence dursun orada. Ama burada duramıyor işte. Yayın olduğu için ya, bunu böyle ortaya alacaksın. Tamam, ortaya alalım, bunları buraya koyalım. Bence çok eksik ve sade bir masa kuracağını düşünüyorum. Bizim masalarımızı sürekli sessiz sessiz manipüle etti. Ben de bugün onu sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası. Kaç dakika gitti? Kaç dakika gitti? Bu masayı tahmininiz ne kadar da kurmuşsundur? Bilmiyorum hiç, şu anda bastım gaza gidiyorum. 9 dakikayı geçtik mi sence? Bilmiyorum. Seyircimiz kaç dakikadır tahmin ediyor size? Onlar bana tahmin eder. Kadir'im, bu insanların da kendine güvenine hayranım valla. Ama insan dediğin de kendine güvenmeli canım. Yıldız kendinden emin bir yarışmacı. İyi de karşımızda bir Yıldız Kenter yok yani. Yıldız Kenter yoksa Yıldız Taşdemir var. Ben soyadımla gurur duyuyorum. Tamam. Tamamdır. Hazır. Eksik gedik var. Eksik gedik var. Hala diyor ki biz gidelim diye uğraşıyorsunuz ki hala eksik gedik var. Evet Kadir Bey. Bence gayet güzel oldu. Hadi gidelim o zaman. Ellerine sağlık Yıldızcığım. Teşekkür ederim. Harikasın. Mutfağa geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Git kız, git artık. Git. Yalnız ben de önlüğümle masaya nasıl yakıştım. Koş mutfağa. Bu kadar karışık bir masa görmedim. Menü gibi Kadir Bey. Çırpık çarşısı. Asla benim gibi masa düzeni düşünemez. Ama benim masamı gördüğü için sonrasında buna özenir. Hemen geldim, hemen başlayalım Kadir Bey. Hiç dakika, kaç dakika başladı? Şimdi hemen şerbeti koyuyoruz, tamam mı? Aa, 7 dakikada masa kurmuşsun Yıldız. Hem de o masayı. Evet, 7 dakikada. Evet, şimdi kalbura bastığın şerbetini mi atıyoruz ilk? Evet, kalbura bastığın şerbetini tamam, atıyoruz hemen. O ocağın üstüne kıymaları da getir buraya. Sıcak, sıcak su koyabilir misiniz? Koyar. Koyayım tabii. Sağ ol Ahmet. Ben heyecanıma yenik düştüm. Bence Yıldız da heyecanına yenik düşecek. Yıldız Hanım kalbura bastısını şerbeti için su koyuyor. Cemilem dolması. Cemilem değil, Cemele lütfen rica ediyorum. Cemele pardon. İlçe. Cemele'nin gezdiği. Oranın toprağına özel yetişen bir biberimizdir. Dağlar neşeli imanım. Dış ses kaç bardağı şimdi koydum ben. Çekirimde koyuyorum. Tamam. Doldur gitsin şerbetimizi. Kaça kaç koyuyorsun şerbeti? Şimdi 4'e 4 iki mi? 5'e 5 mi? Dur. 3,5 koyacağım. 4'e 3,5 Kadir Bey. 4'e 3,5. Şimdi 2,5 oldu. Yıldız Hanım kalbura bastığınız şerbeti için 3,5 su bardağı şekere 4 su bardağı su koyuyor. Buğdayın suyunu koyuyorum, tamam mı? Bu ne için? Ne için? Ne için? Yoğurt çorbası için. Yoğurt çorbası için buğday. Bunu da ben getirdim. Arada tuzlar var. O kutlanmasın diye. Tamam. Suyunu bol koyayım, çeker durur, bulgur doyar. Yoğurt çorbası için yarma haşlıyoruz. Aynen. Haşlıyoruz. Benim çorbamın mesela dün herkes kesilmiş dedi. Halbuki çorbanın özü oydu. Aslında bilmedikleri için kesildi denildi. Yani yoğurt çorbasının kesilmemesi gerekiyor. O kadar çok iddialı konuştu. Göreceğiz bakalım. Bunlar neye benziyor? Ha, sana benziyor. Çiftler çiftler. Kadir şimdi ne yapar? Onları güzelce doğrar. Eldiven gelsin şimdi. Peki bu soğanları ne için doğruyoruz? O soğanları ıspanak için doğruyorsunuz. Bir de bir tanesini kavuracağım ıspanak için. Diğerinde Cemile biberi için çiğ lazım. İnce ince kıyacağım o zaman. İnce ince kıyacaksınız Kadir Bey, size zahmet. Leğenim olacak benim Cemile biberi dolmasını karıştırmak için. Yani Cemile biberi bildiğimiz normal biber dolması, sıradan bir biber dolması benim için. Cemile biberi dolması için pirinçler, börek için de ıspanaklar hazırlanıyor. Yoğurt çorbasının sonrasında yoğurtlu mantı yiyeceğiz diyorlar. Nugget ne alaka diyorlar böreğin yanında diyorlar. Desinler. Ne alaka hakikaten ya? Desinler. Nerede? Onlar yiyecekler, onlar puan verecekler. Yani Kadir, özellikle hanım abla dedi ki ben dedi nugget'ı evime sokmam dedi. Nugget'ı kimisi dedi ki ben... Allah'a yakıştı.
Aramıza hoş geldiniz Kadir Bey. Propey Allah, propey Allah. Fazla oynama, o biberler bayağı pahalı Kadir Beyciğim. Ya. Şimdi bunu hemen suya daldıracağım. Hepsini yapmayın bari, günah vallahi. Hepsini yapmayın. Zaten yapmayacaktım da. Baharatına bakarım. Pirinçlerin tabii ki de pişmesine bakarım. Hangi cins olursa olsun fırınlanmış olması çok lezzet katıyor. Şimdi bunu yaptım, onu yaptım, onu yaptım. Tamam, onu yaptım. Şimdi kalbabasıya geçmem lazım acilen. Al bak, soğanın hazır burada. Şu tabaktakini daha. Kadir Bey, onu siz kavuracaksınız ya zaten. Şimdi kalbabası tarifi için şunu bir hemen kullanmam lazım. Kalbabasından da yüksek beklentim var. Eğer eli lezzetliyse, böyle bir kıyırlık ve içinin cevizi çok önemli. Onu da merak ediyorum. Kalbabasının hamuru için malzemelerimiz 125 gram margarin veya tereyağı, birer çay bardağı sıvı yağ, yoğurt, irmik, bir tane yumurta, bir çay kaşığından az tuz, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 3,5 su bardağı un. Kalbabasının çeşit çeşit yapımları var. Kalbabasını mesela biz hani yumurta kırmıyorum ben çünkü helva gibi çok güzel oluyor. Ona içine ceviz koyuyorum, cevizle şeklini veriyorum. Bunlar börek için zaten. Börek el açması galiba. Yufka göremedim çünkü ben burada. Sayın seyirciler, dışarıdan hazır nugget alıp çocuğumuza yedirmek yerine ev usulü nugget nasıl yapabilirsiniz birazdan göstereceğiz. Kaçırmayın. Ve yanında ranch sosu var. Ranch yani. Ranch sosumuz var da işte paketli paketli şeyler yiyoruz. Kaç gündür karnımıza bir şey girsin. Yememek lazım. Çocuklar mutfaktan çıkmayacak. Nugget nugget diye ağlayacak. Siz ne yapacaksınız? Açıp Yıldız'ı izleyeceksiniz. Teneffüste annelerini arayıp anneciğim nugget getirir misin diyecekler. Bu arada okul kantinindeki tost fiyatları çok pahalı. 45'e yaklaşmış neredeyse. O da kim bilir ne yağ kullanıyor. Kim bilir ne kullanıyorlar. Ben kızıma her öğle arası yemeğini kendim götürürüm Allah'ın izniyle. Elim ayağım tuttu sürece. Ben ilkokula giderken hamburger 2,5 liraydı. Hamburger 2,5 liraydı. Bu iyi oldu. Bunu böylecilik yapacağız zaten. İçinde sadece ketçap olmasına rağmen o kadar lezzetli gelirdi ki o hamburger. Kapatalım cemene biberini artık. Cemene biberi oldu mu? Gibi oldu. Yok, daha olmamış onlar. Kapattım, altın oldu, biraz da öyle dursun. Şimdi ben bunlara şekil vereceğim Kadir Bey. Hadi bakalım, kalbura bastılar geliyor. Kalbur kalbur. Şekline çok dikkat edeceğim. Kalbura bastığın özelliği budur. Kalbura basacak mı ya? Zaten oradan geliyor. Kalbur kullanması lazım. Kalburu getirmiş mi ya da almış mı? Kadir ezildi, doğradığı soğanları kavuruyor. Cemene biberi haşlanıyor. Şerbetimiz tükürdüyor. Ve mutfakta şimdilik her şey iyi gidiyor. Kalbura basmazsa onun ismi kalbura bassa değil. Saçma sapan şeyler yapıyorlar. Ben onu kabul etmiyorum rendeyle falan. Kıyır kıyır olacak mı ona bakacağım. Büyüklüğüne bakacağım. Çok büyük yapıyorlar, öyle de olmaz. Onun oranı var. Bakalım güzel tutturacak mı? Bu buhar ne böyle ya? Şerbetim gitti. Bir gün patlatacaksınız mutfağı vallahi ya. Resmen güden şelalesi. Nasıl oluyor da bu kadar fışkırabiliyor? Kadir Bey, şunu açmam lazım hemen. Ne yaptın? Vallahi inşallah şeye gitmemiştim. Ben ne yaptım? Seni kapattın düdüklü. Bu da durup durup ne yaptın? Ay. O düdüklüde ne vardı Kadir Bey? İçine ne koydun sen? Yarma koydun. Buğday koydum, buğday. Köpürdüm. Suyunu az koydum halbuki. Buğdayın bütün buharı şerbetin içine girdi. Ya. Hayır, burayı kapatmamışsın ki. Fırına verilen kalbura bastılar, kazasız belasız pişer inşallah. Kadir Bey, buna tuz koydunuz mu? Bir çay kaşığı attım, sen tadına bak. Bir tadına bakacağım ben onun. Bir çay kaşığı koydunuz. Çünkü Nuri Ceren Hanım da patates pürüzünü size şey yapmaya çalıştı. Kendi kontrol edebilirdi yani. Nuri Ceren ne yapmış patates pürüzünü? Siz yaptı dedi, size söyledi ya Kadir Bey yaptı onu diye. Hayır, o güzel olmuş dedi, bir şey süzgeçten geçirdik dedi. Şey, kötü bir şey demedi. Hayır, baharatını, tuzunu dedi. Tuzunu diyor, tuzunu. Tuzunu ben dedi ben. Ki. İşte. Onu hanım hanım dedi, Huri Şenen Hanım demedi ki. Ha, tuzu az bunun. Bir çay kaşığı koyduk, sadece o da soğan ölsün diye. Yıldız Hanım cemeli biberi dolmasını ve haşlanmış biberlerini hazırlıyor. Kadir, bu düdüklü yine buhar çıkartıyor. Evet, şimdi bu böyle, bunda biraz. Kadir Bey. Ya bu ne biçim bir düdüklü ya? Allah belasını versin düdüklü gibi. Nereye çevirsen fışkırtıyor. Tüh, saç kalmadı, baş kalmadı ya. Ay böyle düdüklü tencereyi ya. Sana yıkama makinesi. Şundan ben pirinci alacağım, çok önemli. Başka düdüklü var mı burada? Ya da evin düdüklüsü nerede? Ya böyle sunucuyu nereden bulacaksınız? Sizin için dertleniyor, baksanıza. Ama nasıl dertlenmeyeyim? Bak yarma, o önemli bir şey. Kıyma nerede Kadir Bey? Ha, şurada. Hanımefendi, aspiratörü bir kapatın ya. Eşim yemek yapmayı da yemeği de çok seviyor. Haliyle bizde anlaşmak ve benim de ilgi alanım olduğu için biraz demek ki yavaş yavaş evin içerisine yapa yapa alıştık. Damak zevkimiz de birbirimize çok uyuyor bence. Güzelce eldivenleri takıp karıştırma şansınız var mı? Siz hiç tarif vermiyorsunuz. Cemile biberi dolmasına geçiyoruz efendim. Şimdi güzelce pirincimizi koyduk. Tariflerimizi dışta söyleyebilir. Soğanlarımızı, kıyması, kıyma böyle bu arada şey olacak. Yağsız olacak. Yani dana kıyması, evet, dana kıyması. Ortaya aldı olabilir ama tercih sizin. Çok çekilmiş değil mi? Çekilmiş olacak aynen. Şimdi baharatını koyacağım. Salça bizim kendi ev yapımı salçamız. Kaburgaları biberin altına mı koyacaksınız? Biberi altına koyacağım. Lezzet veriyor. İşiniz orada zaten. Şu salça özlü. Bu dolmanın yöreye özgü olan tek şey biberi. Biberi, evet. Biberi özgü çünkü kabuğu ince, çabuk pişer. Kadir'cim, yağın markası gözüküyor. Kaldır şunu lütfen. Şimdi bunu ben boş şeye koymam lazım.
Getir bunu, karabiberini, pul biberini dağıt. Atacağım, atacağım. Şimdi gel şu... atma şimdi yoğurdu, gel yesin içine. Kadir Bey, fırın açık değil mi bu arada? Bu harcın içine soğan ne aşamada girecek? Girdi zaten içine. Girdi içinde ya. İçine yedirsin. Görmedi tabii. İki soğandan birini buna mı doğradın? Doğradın iki tane, orada. Birini buna doğradın. Şimdi bunu Kadir Bey, bunları şöyle... Şunun önce gel, baharatını at. Yoğuruyorum ama bunları yesin. Zaten servise vermeyeceğim, ha? O et ne güzel geliyor. Ay bu kuyruk yağları bunun içine girecek. Tamam, bunun içine getir baharat. Bir dakika, bana bir tane eldiven verir misin dış ses? Benim çok özel bir şeyim var şu anda. Neyim var? Bir tane onun içine şey atacağım azıcık. Sıvı yaptıktan sonra azıcık da tereyağı vereceğim size. Cemile biberi dolmasının içine tereyağı da ekleniyor. Baharat at şuna. Baharat. Bak yoğuruyorum baharatsız. Nane ama çok güzel yoğurdunuz, elinize sağlık. Sadece baharat olarak nane mi giriyor buna? Yani, karabiber, pul biber bir şey girmiyor mu? Pul biber zaten acı olacağı için konulmaz. Hadi getir dolduralım o zaman. Dolduralım. Bu et peki hiç böyle mühürlenmeyecek mi? Direkt çıplak etin üstüne mi koyacağız? Hayır yok, yok. Ben bir eldiven alabilir miyim dış ses? Kadir Bey, sizden bir şey rica etsem. Yoğurt çorbasının içine yoğurtunun yumurta bir kaşık daha koyabilir misin? Daha o kaynamadı bile. Bak daha o kaynamadı. Hayır, bile. Hayır ben ayrı çizim yapıyorum onu. Sonra birleştiriyorum. Hala ben ayırıyorum onu. Bir sürü süremiz var. Kadir, iç harcın kolma şekli de farklı. Bir de burnu sarıyor kaynamadan böyle. Böyle şey yok. Hükme var yani. He, yaprak gibi sarıyorsun. Tabii tabii. Ha. Öyle şurayı açıyorsun mesela. Böyle yapıyorsun. Doldurma değil yani Kadir. Doldurma değil, sarma bu. Özelliği o. Zaten hani benimki kuru patlıcan dolmasıydı. Kuru patlıcan harçlığı falan biber dolması direkt içini dolduracak ve pişirecek. İçinin baharatına çok bakacağım. Baharatı bende yok demişti. Bakalım baharatını güzel koyabilecek mi? Dışı güzel pişecek mi? Acılık olacak mı? Olmayacak mı? Ona bakacağım. Yani biberin acılığı içine geçecek mi? Geçmeyecek mi? İçinin oranı çok güzel olması lazım. Yoğurt çorbasını ne olur? Yumurtasını mı koyar mısınız? Onda ne var ki? Ben onu zaten bak serçe parmağımla... O zaman yeşillikleri yıkayın salatanın. Yeşillik yıka diyor bana, kafamı tuğlalara vuracağım. Tamam, taş kağıt makas yapalım hadi. O zaman kalkar mısın? Hadi yapalım. Taş kağıt makas. İyice herif nasıl makas çıktı hemen. Gözlerine baksana, onda kağıt olacak hiç var mı? Boşu boşuna mı yaptık? Ne oldu? Ne kazandım ben? Beni yerinden kaldırmak için yapacaktı. Tamam, yoğurdun içine yumurta kıracağım, bir de un çırpacağım. Evet ama o biraz çırpın da onun sonra hafif su ekleyin. Soğuk su karıştıra durun, geliyorum ben. Karıştıra durun, geliyorum. Tabii ben onu sonradan şey yapıyorum. Aman diyeyim kesilmesin, vallahi gümletirler. Bir cam kap verin kızlar bana. Bildiğimiz ayran aşı çorbası, kimisi yoğurtlu çorba diyor, kimi ayran aşı diyor. Bence gene aynı çorbadan önümüze sunulacak ama mantıyla yan yana asla eşleştiremedim. Yoğurt çorbasına başlanıyor, biberler dolduruluyor. Yalnız Yıldız Hanım'ın mutfakta biraz daha hızlanması gerekiyor. Çorbasıyla mantısı aynı menüde olmaması gerekiyordu bence. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.